Değerli izleyiciler, Başbakan Ahmet Davutoğlu Merkez Bankası'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunduğu Başbakan Davutoğlu, bütçe disiplini her ne suretle olursa olsun korunacak dedi. Merkez Bankası'nda Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Davutoğlu toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında hükümetin ekonomi politikalarına değinen Davutoğlu, bütçe disiplininin korunacağının şunu altını göstermeye çizdi. Çalışıyoruz. Türkiye kısa vadeli, günlük, anlık tepkiler vermiyor. Orta vadeli bir program içinde bir bakıyor. Mali bütçe disiplini konusunda son çıkan rakamlar çok ümit verici rakamlardır. Bütçe disiplini her ne surette olursa olsun korunacak. Bu dün grup konuşmasında söyledim. Konuşmasında seçim ekonomisi eleştirilerine de yanıt veren Davutoğlu, kimse bizden popülizm beklemesin dedi. Ama bunun yanında kimse de dinamik bir şekilde seyreden ekonomi politik konjonktürde statik bir tavır da beklemesin. Dinamik konjonktür dinamik tavır almayı gerektirir. Her an yeni ve özgün kuralları ortaya koymayı gerektirir. Bingöl'de Emniyet Müdürü ve ekibine yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak yakalanan Erhan Şenyuva tutuklandı. Böylelikle Bingöl saldırısında tutuklu sayısı 3'e yükseldi. 28 gün geçmesine rağmen Yasin Börü ve arkadaşlarının katilleri ise hala yakalanmadı. Bingöl'de Emniyet Müdürü ve ekibine yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan Erhan Şenyuva tutuklandı. Şenyuva, Bingöl'deki bir eve gerçekleştirilen operasyonda dün gözaltına alınmıştı. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sorgulanan Şenyuva, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece saldırıyla ilgili tutuklananların sayısı 3'e yükseldi. Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, şehir merkezinde tahrip edilen iş yerlerinde inceleme yaparken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Emniyet Müdürü yardımcısı ve koruma polislerinden biri hayatını kaybetmişti. Saldırıdan hemen sonra saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiler Bingöl'ün Genç ilçesinde içerisinde bulundukları araçta öldürülmüşlerdi. 28 gün geçmesine rağmen Yasin Börü ve arkadaşlarının katilleri ise hala yakalanmadı. Bingöl'de polise yönelik saldırı, Hakkari'de 3 askerin öldürülmesi ve Diyarbakır'da astsubayın eşinin gözleri önünde katledilmesi elbette bir vahşettir. Elbette sorumluları hukuk önünde yargılanmalı ve en ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır. Lakin bu olaylardan daha önce derneklerde saldırıya uğrayan, evinin önünde kafasına sıkılan, bedenleri vahşi işkencelerden geçirilip katledilen ve üzerinde resmi elbise olmadığı için dosyaları rafa kaldırılan insanların katilleri hakkında bir soruşturmanın açılmamış olması neyle izah edilebilir? Türkiye gündemini yıllardır meşgul eden balyoz darbe planı davasında şok gelişmeler yaşanıyor. Hükümeti devirmekle suçlanan balyoz sanıkları hakkındaki delillerin tekrar gözden geçirilmesi, istenen ara karara göre tüm bilirkişi raporları reddedildi ve yeni raporlar istenmesine karar verildi. Buradan bir ara tahliye olduktan sonra... 20 Ocak 2010'da bir gazetede yayınlanan haber üzerine başlayan bir numaralı sanığın Çetin Doğan olduğu balyoz darbe planı davası, sanık avukatlarının itirazlarının yerinde bulunmasıyla sil baştan görülecek. Balyoz davasında sanık avukatları 11, 16 ve 17 numaralı CD'ler, donanma komutanlığındaki arama sırasında el konulan 5 numaralı hard disk ve 1 numaralı CD ile Eskişehir'de bulunan flash disk üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasını istemişti. Savcılık mütalaasında dijital dokümanlarda CD'ler üzerindeki el yazılar üzerinde bilirkişi inceleme yaptırılması talebinin kabulünü istemişti. Anayasa Mahkemesi'nin haklarının ihlal edildiği yönünde verdiği kararın ardından yeniden görülen 236 sanıklı balyoz planı davasında ilk ara karar bugün verildi. Mahkeme tüm bilirkişi raporlarının reddedilmesine yeni raporlar istenmesine karar verdi. Bu kararla balyoz darbe planı sil baştan yeniden başlamış olacak. Sırada dış gelişmeler var. Suriye ile başlıyoruz. Suriye'nin başkenti Şam'da havan topunun bir okula isabet etmesi sonucu 15 çocuk hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Müzik
Suriye'nin başkenti Şam'ın Kabun mahallesindeki bir okula Esed güçleri tarafından düzenlenen havan topu saldırısı sonucu 15 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, havan topunun Şam'ın doğusundaki Kabun bölgesindeki bir okula isabet ettiğini duyurdu. Gözlemevi, olayda yaralananların durumunun ağır olduğunu, bu yüzden ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Suriye'de 3 yıldan uzun süredir devam eden iç savaşta 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kaldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre uluslararası toplum IŞİD'le mücadeleye odaklanırken Suriye rejiminin ihlalleri artık sorgulanmıyor. Suriye ordusu son 2 haftada 401 varil bombalı saldırı düzenledi. Kobani'de işgalci Amerika öncülüğündeki koalisyona bağlı savaş uçakları IŞİD hedeflerini vurdu. Kentin doğusu ise şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Taraflar arasındaki çatışmalar ise aralıksız sürüyor. Kobani'deki çatışmalar ve işgalci ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı savaş uçaklarının IŞİD'e yönelik saldırıları sürüyor. Savaş uçakları IŞİD hedeflerini bombaladı. Saldırının ardından yükselen duman ve alevler Türkiye tarafından da görüldü. Hava saldırısının hemen ardından doğu tarafında bu kez şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Olayın ardından bölgeye doğru çok sayıda ambulans yöneldi.